dün mahkemenin tesirotları 18 aya 1.3'e yakın bir yargılama sürecinin sonucunda dün karar açıkladı. Karar sonuçları üzerinde bir yorum yapmak doğru değil. Çünkü henüz yargısal aşama var. Yani kan yolu var, temiz aşaması var. Ondan sonra görüp elbette ki kesinleştikten sonra mahkeme kararları üzerinde değerlendirme yapmak demokratik ülkelerin geleneğidir. Ama henüz bitmeden bir şey söylemek doğru değil. Şurayı ifade edeyim. Ben burada farklı olan bir şey. Yani Türkiye bizim özellikle çok partili siyasi hayatımız darbe süreçleri yapılmış, darbeler yapılmış, darbe teşebbüsleri olmuş. Ama dikkat edersiniz bu süreçlerde darbe yaptıkları için ya da darbeye teşebbüs ettikleri için bir istisna dışında bir yargılama olmamış, bir sorgulama olmamış. O istisnada 60 darbesinden sonra 21 Mayıs'ta darbeye teşebbüs eden Talat Ayyer'le ve birkaç arkadaş olmuş. Onlar yargılanıp idama mahkum olmuş. Ama ondan sonra yine darbeler olmuş, teşebbüsler olmuş. İlk defa bu boyutta darbe teşebbüsü iddiasıyla yargılanan bir süreci, yargılama sürecini Türkiye yaşadı. Bu tabii bu açıdan baktığınız zaman Türkiye'nin darbelerden arınması, yani demokratik ortamında darbeci zihniyetlerden arındırılması bakımından önemli bir aşama. Ama sonuç itibariyle yargısal faaliyetler, yargısal kararlar adaleti hedeflemesi lazım. Yani baktığımız zaman, irdelediğimiz zaman delilleriyle, kanıtlarıyla birlikte hükmü örtüştürdüğünüz zaman ha, bu adalet diyebileceğimiz bir sonucu hedeflemesi lazım yargının. Onun da öyle olup olmadığını elbette ki hüküm kesinleştikten sonra göreceğiz. Ama ben şu aşamaya kadar baktığım zaman hiçbir yargıcı burada bir ön yargı olarak kimse değerlendirmesin. Yani yargılama faaliyeti çok önemli bir faaliyettir. Çok hassas olması lazım. İnsanın yaptığı işlemleri vicdanıyla örtüşmesi lazım. Yani gece yattığı zaman kalbi zıng zıng zorluyorsa ha orada zorlama var. Ama rahat ediyorsa vicdanına göre, kanuna göre, hukukuna göre karar işlemektir. O süreçte işlem yaptıkları kanısındayım. Ama eylemlerin nitelemesi onlar için kanıtları çok detaylı olarak. Gerçi iddianameye bir göz attım ama iddianamenin ibaret değil. Onun için kanıtlar da önemli. Daha sonra tanıklar dinlendi vesaire falan. Bir takım iş incelemeler oldu. Aşamaları bilmiyorum. Ama iddianameleri mümkün ölçüde belli nitelikte, belli kapsamda biliyorum. Dolayısıyla serin kanlı hareket etmemiz lazım. Yani burada artık yargı yok, hakim değil gibi söylemler, değerlendirmeler. Yani hukuk devletinde ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına yakışmayacak kanısını serin kanlı olarak bekleyelim. İnşallah sonuç ülkemiz açısından hayırlı olur.